Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iğne oyasından yapılan şu güzelim çiçeği yapacağız beraber. Yapılışı çok kolay, çok zevkli bir model. Bunu rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Öncelikle yeşil ipimle şöyle suyunu gidip şurada yaprağını beraber yeşil yaprağını beraberinde yapıyorum. Hiç ip kırma yok. Daha sonrasında da üzerine rengarenk çiçeklerini yapıp bitirebileceğimiz kolay şık bir model. Şimdi öncelikle şu yaprağını göstereceğim size. Bunu istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Kolay bir model olduğu için şöyle hiç ipini koparmadan şöyle şu aralarını bülbül tükürüğü yapıyorum ben. Böyle. Hiçbir şey yapmadan aralarını hiçbir şey yapmadan direkt yazmanın üzerine şöyle şu zürafanın üzerine de şunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben bülbül tükürüğünü yapıyorum. Evet. Şöyle yaptım. Şimdi bir tane boş yapıyorum. Çünkü yapraklarla yani yaptığımız motifle bülbül tükürüğü birbirinin içine geçmesin diye. Şöyle yaptıktan sonra hemen yanına şöyle şuraya çok küçük olmayacak şekilde bir zürafa yapıyorum. Şöyle. Çünkü bunun içerisine şu yeşil yaprağımızı yapacağız. Ve tekrardan ipimi başa alıyorum. Şöyle tuttum elimle. Bu şekilde ipimi başa aldım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane yaprak yapacağız. Şöyle küçük bir pırpırla başlıyorduk bu yapraklarımıza. Tekrardan ipimizi içine alıyorduk böyle. Bu şekilde. Şöyle. Tekrardan. Bu şekilde tekrardan ipimizi aşağıya alıyorduk. Tekrar yukarıya alıyorduk. Böyle istediğiniz sayıda yaparak yapraklarınızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ben bu yaprağımı dörtlü yapıyorum. Dört tane yapacağım yani bu şekilde. Şöyle çok büyük veya çok küçük olmayacak şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. 3 en sonuncusunu zaten aşağıya yaparaktan evet. Bu şekilde yaparak en sonuncusunu yaprağımı tamamladım. Şimdi iki tane şuraya şu çiçeğimizi yapmak için İki tane pırpır yapıp bu yeşil kısmımızı tamamlayacağız. Bir, ve iki. Şöyle iki tane de pırpır yaptık arkadaşlar. Şimdi ipimi aşağıya alıyorum. Bu şekilde tekrar yazmaya yapacak olsak da tekrardan burada
Bülbül tükürüğüne devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, buraya da bülbül tükürüğüne devam edip renkli ipimizi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şurada bu yeşil olan kısmımı tamamladım. Şimdi kırmızı olan çiçek kısmına geçiyoruz. İlk pırpırımıza bir tane düğüm atarak çiçeğimize başlayalım. Şöyle bir tane düğüm attım. Şimdi bu düğüm attığım yere 5 tane pırpır yapacağız. Bir. 2. Arkadaşlar inanın hem çekip hem yapması biraz zor oluyor, kusura bakmayın. O yüzden yavaş ilerliyor bu. Yoksa siz bunu kendi elinizde daha hızlı bir şekilde yapacaksınız yani. 2 3 4 şöyle ve sonuncuyu yapıyoruz şimdi. Beş tane pırpır yaptım. Şimdi ipimi yan tarafa alıyorum. Şöyle ipimi yan tarafa tutturdum. Şimdi şu yapmış olduğum 5 tane pırpırın ilkinin tepesine ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sabitlemiş olduğum yere de 3 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir. İki, üç. Üç tane pırpır yaptık. Şöyle. İpimi tekrar aşağıya alıyorum arkadaşlar. Şu düğüm atmış olduğumuz yere. Şuraya. Evet. Şöyle ipimi aşağıya aldım. Şimdi aşağıda da yine 5 tane pırpır olacak. Yalnız zaten bir tanesi bu şekilde oluştu. 4 tane pırpır yapıp ipimizi koparacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya da
4 tane daha pırpır yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın 2 oldu. Evet, son pırpırımızı yapıyoruz yine. Yine şöyle 2 tane düğümümüzü attık. Sıkı bir düğüm attık. İpimi dibinden kesiyorum. Evet. Şu ipimizi de alalım. Şuradaki ipimizi de alalım. Evet, şimdi arkadaşlar iğnemizle şu pırpırlarımızı düzeltelim. Şöyle. Şuradakileri de düzeltelim. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde olacak modelimiz. İnanın bunu ben hem çekip hem yapması zor olduğu için bu kadar uzun sürüyor, fakat elinizde tabii ki rahatlıkla oturduğunuz yerden çok rahat yapabileceğiniz çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle çıtı pıtı rengarenk yazmaları süsleyeceğiniz güzel bir iğne ayası modeli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basın ve bu şekildeki videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.